Kaynağı baylar, herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Videoları severek izliyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Ekranda da göreceğiniz üzere şu an, tabii şu an sözleşme kısmındayım. Tekken 8 ile karşınızdayım. Tekken 8 yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek ve bununla alakalı küçük bir demo yayınlandı. Birkaç karakterle oynayabileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz bir küçük bir demo yayınlandı. Ve bununla beraber sizle bir ilk izlenim videosu çekmek istedim. Tekken'i, hatta dövüş oyunlarını uzun zamandan beri oynamıyorum. Yani çocukken belki işte bu jetonla attığımız, joystickle oynadığımız bir makine vardı ya, arcade makineler. Bunlarla beraber işte tatil beldesi olan yerlerde oynamıştım. Onda da en son oynadığım Tekken 3'tü. Yani Street Fighter belki birkaç tane oynamıştım ama benim favorim her zaman Tekken'dir. Tekken'de işte Motion Love, aynı Hwoarang, işte Eddie'dir. Ondan sonra neydi? Heihachi malum, şöyle saçlı abimiz. Sonrasında Jin vardı popüler karakterlerden. Tabii işte PlayStation 2 çıktı, ne bileyim işte 3 çıktı, Tekken 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler falan filan. En son 8. oyun çıkışını gerçekleştirecek ve Unreal Engine yanlış hatırlamıyorsam 5 ile yapılan ilk herhalde oyun olacak. Bu oyunlardan birisi olacak, yani dövüş oyunu olarak öyle söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla bu, yanlışım varsa yorumda düzeltirsiniz. Sizle beraber bu demoyu deneyimleyeceğiz. Bakalım neler olacak, nasıl bir deneyim sunacak bize, bunu görmüş olacağız. Efendim lütfen video başlamadan önce söyleyemedim. Video başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Haydi hızlı bir şekilde başlayalım. Evet müdür. Şimdi sözleşmeyi kabul edelim. Ne diyor? Tamam. Kontrol setup. Buton 1. Ha. Sağ sol falan filan. Onayla abi, ne buton 1, rotasyon falan filan. Tamam, kaydet, böyle değiştirdiğiniz bir şey yok zaten. Geri gel. Tamam, PC performans test ediliyor. Benchmark score 362. Tamam. Save, anladım. Oo. Bu Kazuya'ydı herhalde, değil mi? Bir dakika, şeyini merak ettim. Kustomizasyon. Böyle yapabiliyor muyuz? Options. Ben bu arada DualShock'la oynuyorum dostlar. Graphics settings'te. Full screen. VSync. Kapat ya, onu açma. Ray shading, onu bilmiyorum. Render scale. AMD FSR. Quality, Ultra'ya çek hepsini. Ön işleme, background, measure. Ha, okey. FPS sayacını veriyor. Tamam, okey. Screen settings. Tek saturasyon settings. High, medium, low. Bunu oynamayın, bilmiyorum bunu. Buton game option settings diyor. Titreme ayarları. Sound settings. Subtitles. Master volume. Öyle yapalım. Gizlilik falan filan, okey. Online kustomizasyon, tekrar oynatma. Line story. Dark Awakens. Karanlığın uyanışı diyor. Başlayalım. Yeni savaşın tadını çıkarın. Tabii ki bu yeni yeteneklerle beraber diyor. Yeni special style during battle. L1 ile ne yapıyormuşuz? Özel yetenek yapıyormuşuz bir. Tamam. Okey. Combo starter, combo başlatıcısı. Üçgen kare kare, üçgen çarpı çarpı. Tamam. Okey. Special style heat burst, heat smash. Sıcak vuruş diyor. Okey. Turn on special styles. Aç abi, tamam. Tamam, izle bakalım neymiş bu. İyi gibi duruyor ha. Ne diyorsun? Güzel gibi. Ha. Demir yumruk turnuvasını Kazuya duyurmuş diyor. Bu şeytanın gücü. Arka sahnede Jin bunu yönetiyor ve onu kurtarıyor. Yagate, Mishima Zaibatsu to Jii
Mishima, Zabitsu ve G Corp arasında bir savaş varmış sanırsam. Heihachi ve Kazuya kafa kafaya girmiş. Benden her şeyi aldın. Bu savaş dövüşle alakalı son, kim artık son kalacak, sona kalacak kimse onu göreceğiz diyor. Ama onu Mishima Zabitsu yok ettikten sonra dünyada bir şey, isyan mı, baskın başlamış. Heihachi'nin ölümünden sonra onu durdu. Kazuya'yı durdurulması gerekiyormuş herhalde. Ha, şeytanın kanı. Ha, biz bunu cin anlatıyormuş bunu, pardon. Cilin ağzından dinliyormuşuz bunu. Okey. Tamam tamam, anladım. Tekken 2 3. Ha, bu şey. Okey, tamam. Şimdi burada Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6, 7. Tekken 7'de Heihachi ölmüş abi. Ben hikayeyi hiç bilmiyordum bu arada, kusura bakmayın. Yani sondan başlamışız direkt. Hiç anlamadım orayı. Tamam. Okey. Başla abi. Medium iyidir. Eski Tekken 3'cülerden. Şimdi hard'a girersem orada öpebilirler. O yüzden sıkıntı. Ölüm 1. Şeytan, ölümcül yıldızlar. Burada bildiğin hikaye modunu izleyeceğiz şu an ya. Demoda dur bakalım ne olacak. Oğlum ne olmuş böyle lan? Abi Tekken 3 ile hiçbir alakası, unuttum gittim ya, yemin ediyorum. Alakası bile yok yani teknik olarak. Komutan Lars. Operasyon Şimşek. Şimşek'le alakalı bir görüyormuş. Bu şeytani oluşum herhalde indirecekler miymiş, işini bitireceklermiş herhalde. Bunu yapabilirsin. Cin Kazama. Ha, cini şu an şey yapıyorlar, arıyorlar. Ha, cini operasyon düzenliyor. Kazuya. Aha. Oğlum çileyim mi? Sinematik sahne güzel gözüküyor ha. Oha. Anasının örekesi. Motosiklet helikopter mi indirilir lan? Kazuya bir bok olmadı. Benim de yapmak istiyorsun Mishima. Kazuya. Seni zavallı Jin Kazama. Sessiz ol dedi. Aha. Abo. Ananı. Aha başladı. Uf. Ana. Abo. Bak. Cin canımı sıkma ha. Allah canına okurma. İçinden geçerim Mokoko. Oo. Ne yapıyor lan öyle? Ana. Seni paramparça edeceğim dedi. Hop. Uuu.
Aa. Geberdi. Aa. Aha, kaçtım. Ana ana. Oo. Ana ana. Dur lan, dur 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 dur. Ana ana uğradığını. Ananı vuracak valla. Ananı. Oo. Oğlum çok değişik kombolar yapıyor. Ne lan bu böyle? Oo. Şeytanın kanı. Aha. Seni yok edeceğim dedi. Oha. Aha, abi çok iyi ha. Şimdi içindeki şeytanı çıkar mı dedi. Seni öldüreceğim ve bunların hepsini sona erdireceğim. Oha, şeytan moduna geçti ha dayı. Oo. Special style. Aa. Ne kadar zavallı. Oo. Bu ananı. Seni cehenneme göndereceğim. Ve yakında öleceğim dedi. Ananı. Ananı. Oh. Ne oluyor oğlum? Kaybettim dedi. Aha. Oha. Oha. Yuh. Aa, kazıya da dönüştü. Ana! Ana! Aa, sıçtık ha. Devil style açtı. Aa! La! Aa! Vay şerefsiz vay! Yerim lan seni şeytan modunu. Gel buraya. Ananı uğradım. Yedi bizi ha. Hadi. Haddini bil lan dedi. Uf. Ore no chi o hite inagara kono teido ka. Ore o korosanakereba yori ooku no ningen ga shinu koto ni naru zo.
Hala kimseyi koruyamıyorum dedi. Anne dedi. Aa. Ne kadar zavallıca. Oha, oğlum ne kasmışsınız lan? Yuh. Tabi biz PlayStation 1'den pikselli görüntüye maruz kalınca, uzun zamandan beri oynamayınca aklım gitti şu an ha. Ulusal ne, otonomi birimi. Koruma, birinci koruma sınıfı. Amiral kaç blok ötede onu kaybettik dedi. Boşu zaman harcıyoruz. Donner la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement. Lanet olasıca şeytan. Sonunda bana gerçek şeyini gösterdi. Ne işte? Neydi o? Gerçek yüzünü gösterdiği bir şeydi. Tüm insanlıkla konuşuyorum. İnsanlar şu an bir şey yapıyor, aşağılıyor. Onlara yapacağınız şeylerle alakalı işte, cahçut. Zavallı insanlar. Gözlerinizi açın. Bu dünyada tekrardan, kurallar tekrardan yazılacakmış. Bu düzensiz dünyada. Dedi. Aa, uyduları patlatıyor. Diğer birimlerle bütün sinyali kaybediyoruz. Bütün şeyleri, uydu alıcılarını yok ediyor. Yeni demir yumruk turnuvasını duyuruyorum. Açılışını duyuruyorum, duyuruyorum dedi. Turnuvaya gelin ve bütün gücünüzü gösterin. Zafer sizin elinizde. Ama sizi uyarıyorum. Kaybederseniz diyor, nanay nanay diyor. Gelin. Kazuya kafayı yemiş hocam. Cin nerede? Okyanusa mı düştü? Ne oldu? Suya mı battı? Aa. Oğlum cine bir koydu. Oğlan uçtu lan. Görünüşe göre kayboldu. O ne lan? O ne oğlum? O kim lan? Aa, kendisi. Kendisini mi kurtarıyorsun abi? Ben gibi değilim dedi. Ne oldu oğlum? Kim gibisin? Ne? Şeytan mı götürecektim? Ben geçmişe mi gittik? Ne cin? Kazamanın tarzı. Annemiz mi? Anne diyor. Anne. Bir Bandai Namco markası.
Geliştiren Bandai Namco ve Tekken proje ekibi. Şu an çok değişik ilerliyor. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Enteresan. Bakalım izleyelim. Katsuhiro arada. Hiroshi. Ulan bu seriyi nasıl bu kadar devam ettirebildiniz? Helal olsun ya. 8'i böyleyse 9'da nasıl bir şey kasacaklar? Ya da 8 son mu olacak? Onu da bilmiyoruz ki. Son olacağını zannetmiyorum. Daha da devam eder. Yani o kadar çok olaylar olmuş ki birçok şey yaşanmış. Hani ben dediğim gibi unuttum gitti ya. Ben 3'ten sonra bende film koptu yani. Ki yani şöyle diyeyim. Çoğu kişi zaten 3'ü sever. Yani PlayStation 1'de zaten tanıştık onunla. 2 bilmiyorum yani gördüm de oynamadım. Ama her zaman bütün Tekken oyuncularının favorisi 3'tür abi. 3'teki oyuncular her zaman, oynayanlar daha doğrusu her zaman 3'ü sever. Yani kötülemez. İşte mekan olsun ne bileyim işte vuruş hissi olsun vesaire falan filan. Herkes 3'ü sever abi yani hoşuna gider 3. Ama bu bambaşka bir seri olmuş yani. Dünya çok büyük bir tehlikede diyor mesela. Heihachi kayıp. Mesela Kazuya artık ne yaptıysa bütün herkesin içinden geçmiş. Heihachi zaten Jin'in babasıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da zaten bitirmişler olayı. Kazuya baya baya baş düşmanımız burada. Bayağı hem de en güçlü düşmanlardan, bosslardan birisi belli ki. O an biz herhalde dedektif kılıklı birisi. Olayı mı araştırıyor, ne yapıyor? Ede falan olabilir mi lan o? Biraz ona benziyor. Tekken 8. Bu kadar. Bitti mi? Aa bitti lan. Yok. Full versiyonu almak istemiyorum. Başka bir şey var mı? Bölüm 1 tamamlandı. Ha bölüm 1 burası. Okey. Geri gel. Peki. Ne diyor? Arcade Quest. Bir dakika. Offline'da ne oynayabiliyoruz? Arcade. Ne var burada? Tipleri iyiymiş lan. Binlerce kişi falan filan beraber işte maç yapıyorlarmış, oynuyorlarmış. Şimdi sahnede diğer oyunculara bakma vakti. Senin hikayen. Evet, şimdi. Bu ne oğlum? Allah Allah. Bu ne lan? Geç bakayım. Skip Movie'de. Açık dünyası mı bunun? Bu ne bu? Allah Allah. Çok yani acaba ne yaptılar buraya çok merak ediyorum ya. Geç kanka be. Tutorials. Geç abi. Main menüye gelebilir misin? Bu benim aradığım yer değil abi. Ya benim normal ben biriyle ha VS şurası. Player VS CPU. Heh. Left tabii ki sol taraftan sağ taraf oynamam. Oo! Aa! Paul! Anam be! Jill'le oynadık zaten. Kazuya, Nina. Başka kimler var? Dur bakayım tiplere bakayım mı? Ha gidemiyoruz onlara. Hadi be. Ona Marshall Law falan var. Anam be. Onları açamıyoruz ya. Hay tüküreyim. Martial Arts. Hava rank var mı? Hava 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 hava.
Göremedim ama neyse. Vardır illa ki. Neyse Paul'la oynayalım. Kazuya, Nina. Farklı karakter gördük. Nina ile vs atalım. Medium iyidir hocam. Çok ultra hard oynamak istemiyorum çünkü içimden geçer. Mekan. Ha. Sanctum, Yakushima, Urban Square, akşam, Urban Meydan. Tam buraya oynayalım. Aha. Ona Paul'a bak lan. Oğlum Paul değişik bir şey olmuş. Tip olmuş anasını satayım. Bu eğlenceli olacak. Fight. Nina bak eline koluna hakim ol ablam. Kardeş yapma bak, beni delirtiyorsun. Bak o hareket yapma, nefret ediyorum bak ondan. Tutma beni. Yedim seni kızım. Beklesen. Ne oldu kızım? Bir koyarım görün ha. Ölüm yumruğunu yemedin sen herhalde. Anana avradım. Ölümün sessizliği dedi. Seni var ya yedim kızım yedim. Ne oluyor lan? Oha! Zemine indik. Ol canını yerim. Endişelenme. Senin için kazanırım. Yeah, güzel oğlum. Başka bir karakter seç bakayım. Bir de Kazuya ile oynayalım. Söyle Paul ile oynayalım. Medium. Yakushima da oynayalım da. Sesi bile özlemişim ya. Get ready to the next battle. Çok iyi. Osu. Ne oluyor lan? Ona ne avradını? Wow.
Oo. Üf. Güzeldi be oğlum. Uf, bayağı iyiydi ha. Benim de oyunu harbiden oynattırası geliyor kendine. Bayağı iyi, benim hoşuma gitti. Güzel. Ve kolla, kesinlikle kolla abi. Bu oyunlar harbiden şeyde oynanacak. Arcade Quest, Story, Akaranlığın Uyanışı. Okey. Kustomizasyon falan filan. Erişebilirlik daha. Böyle yapalım. 30 dakika olmuş zaten. Burada artık bitirelim. Oyunun full sürümünü almak isterseniz dostlar, şöyle bir şey var. Onu ben size söyleyeyim hemen. Burada fiyatını söylemiş olayım. Şu anlık fiyatı Türkiye'de 26 Ocak'ta bu çıkışı gerçekleşecek. Ortalama bir ayımız var. Normal sürümünü almak isterseniz 44 nokta. Hatta oyunun sesini kısayım bir dakika. Çok fazla ses var. Normal sürümünü almak isterseniz 44,99 dolar. Yani 45 dolar vereceksiniz. Deluxe Edition almak isterseniz 65 dolar. Ultimate Edition almak isterseniz 72 dolar para vermeniz lazım. Bunun bilgisini vermiş olayım. PlayStation ve Xbox kontrolcüsünü tam bir şekilde destekliyor zaten. Buna göre entegre edilmiş. Demo sürümünü oynamak isteyenler şu an sadece sistemde ortalama 23 GB'lık bir yer kaplıyor. Yani 23 GB indiriyor. Öyle söyleyeyim, normalde 28 GB ne yazıyor. Sadece bu demo sürümü. Full sürümü çıktığında tahminimce herhalde bir 60 GB falan olur. Eğer demo sürümü bu şekildeyse, çünkü karakterler yok, mekanlar yok. Hikaye kısmı, campaign kısmı var zaten bir de. Oyun güzel, benim hoşuma gitti. Tabii ki bir indirim olursa seri olarak çekerim, oynarım, ama indirim olmazsa hani şu tabii dolar kurunda, bu fiyat bandında benim almam zor olur. Hani bir de bir dövüş oyununa, çok pardon, bir dövüş oyununa bu kadar para verme gibi bir niyetim de yok yani, çok fazla çünkü. Ama Tekken güzel bir seri kesinlikle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Burada Tekken 8'i sizle beraber ilk izlenim videosunu çekmiş olduk. Hem de hikaye kısmını oynadık. Kazuya'nın Jin'e ne yaptığını görmüş olduk. Kazuya tamamen bütün dünyayı temizleme niyetinde ve Demir Yumruk turnuvasını başlattı kendisi. Bunun açılışını yaptı. Bakalım hikaye kısmında nasıl olacak. Dediğim gibi, eğer fiyat bandı olarak biraz daha düşük olursa ben seriyi kendim alır oynamış olurum, ama indirim olacağını tam zannetmiyorum. Ha tabii ki bir ortalama 30 dolar veya 25 dolar bandına düşerse tabii alıp neden oynamayayım? Belki alır oynarım yani, seri olarak çekerim. Ama bu şekildeydi. Umarım Tekken 8 hoşunuza gitmiştir. Benim gayet hoşuma gitti. Vuruş hissiyatı vesaire gayet güzel. Yani çok fazla dövüş oyunlarla bir aram olmasa da, hani çekmiyorum. Street Fighter ve Tekken de oynamıyoruz o zamandan beri. Oynayanlar, böyle hastası olanlar yorum kısmına düşüncesini belirtirse sevinirim. Benden şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video eğer hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.